Çiçek, bu düdüklüyü de alın. Benim işime yaramıyor zaten. Yok artık anne. Her şeyi bize verdin zaten. Evinizden hırkalarınızı alıp gittiniz kızım. Ne yersiniz, nerede yatarsınız? Gerekirse ben oradan alırım. Hoş geldin Cemal'cim. Hoş bulduk. Bunlar ne? Bunlar eşyalar babacığım. İşte kitaplar. Bir de annem bize birkaç parça bir şeyler verdi. Her akşam eve döndüğümde ayrı bir yolculuk işaretiyle karşılaşıyorum. Baba, biz yarın taşınacağız ya. Cemal, yemek hazır, hadi gel. Yo, ben aç değilim, siz yiyin. Biraz dolaşıp hava alacağım. Selim, merhaba. Ben de şimdi geldim. Gel, annen çok sevinecek. Babacığım, ben başınıza bir sürü derde soktum, biliyorum. Ama sen sırf ben mutlu olayım diye, sırf öyle istiyorum diye sesini hiç çıkarmadın. Sen beni anladın. Evet ama kolay olmadı. Biliyordum da zaten kolay olmayacağını. Ama hiç başımı öne eğmedim. Utanma. Ama sen yaşanan onca olumsuzluğa rağmen uğruna direndiğimiz şeyi dağıtıp gidiyorsun. İnan bana, hiç kolay olmuyor baba. Şu arkadaki kapıdan içeri girince hayatın değişiyor. Gazetelere çıkıyorsun. Attığın her adımında hesabını vermek zorunda kalıyorsun. İnsan kendine yabancılaşıyor. Bunu başında düşünecektim. Haklısın. Ama yaşamadan öğrenemiyorsun ki. Hem ben Selim'i çok sevmiştim. Yaparım zannettim. Sorunları çözerim sandım. Altından kalkarım diye düşündüm ama Arhan isminin altında kaldım işte. Şimdi de ayağa kalkamıyorum. En azından şimdilik. Peki şimdi, sen bana adam gibi cevap ver bakayım. Selim'i hala seviyor musun? Ben yani. Lafı eveleyip geveleme. Bana adam gibi cevap ver. Kocanı hala seviyor musun, sevmiyor musun? Seviyorum baba. Çok seviyorum. Allah'ım, ben sizin işlerinizde hiç akıl erdiremeyeceğim, hiç.